Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 4-5 gündür uçum videosu çekmiyorum arkadaşlar. Çektiğim videoları sırayla yayınladım. 4-5 gündür kaybımız var mı? Var arkadaşlar. Saatimiz şu anda mesela 6'yı 10 geçiyor. Daha güneşimiz yeni şu aradan patladı. Havamız aydınlanıyor. Dün burada yağmur, fırtına, yağış. Hatta o videomu izleyecekseniz bundan önce, yemin ederim burada mahsur kaldım arkadaşlar yağmurda. Çok sağanak yağdı, bir anda yağdı. Sel, fırtına, bura mahvoldu. Şimdi kaç gündür uçurmuyoruz arkadaşlar kuşlarımızı. Yani kaç gündür uçurmuyoruz derken sizler izlemiyorsunuz, ben uçuruyorum. Bu arada takip edemediğiniz aşamalar oldu. Şimdi uçurduğumda göreceksiniz. Kuşlar iyice yükseğe atmaya başladılar. Taklayı çoğaltmaya başladılar. Havada çalışmaya başladılar arkadaşlar. Bir yavrunun yapması gereken meziyetleri yapmaya başladılar. Nasip olursa bunlardan teke alacağız. Eğer atmacadan kalırsa arkadaşlar. Kalan kuş 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. Bir tane yeni attım. 9. Zaten şunu uçurmuyordum. 8, 13 tane uçuruyordum. 5 tane gitti arkadaşlar. Beyazlardan gitti. Bozkirli'nin kardeşi gitti. Deve tüyü gitti. Yani gitti de gitti. Giden gidiyor. Şimdi iki tane kuşumuzu dışarıya bırakalım. Ondan sonra kaldıralım. Sohbetimize devam ederiz. Bozkirli ile beyazımız. Önce bunları bir tutuklayalım arkadaşlar. Arkasından bakacağız. Neyin ne olduğuna. Bunlar bayağı aşama terk ettiler arkadaşlar. Aferin size. Şimdi arkadaşlar yani neden atmayacağım aldığını şimdi sizlerle anlatacağım. Yüksek uçan kuşların atmaca alma riski çok yüksektir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yüksek uçan kuşların atmaca alma riski çok yüksektir. Şimdi mesela kaldırdım ben bunları. Yaklaşık 15 saniye falan oldu, görüyorsunuz. Şimdi 15 saniye oldu. Bir dakika, bir buçuk dakika içinde bunlar nerelere kadar gidecekler? Sizler de gözünüze şahit olun. Atmacanın görmemesine imkan yok. Gözüne giriyorlar atmacanın resmen. Gel beni al diyorlar. Bu şekilde havada çalışmaya başladılar. Bakın. Takla dönmeleri falan iyi. Sürekli bir çalışma. Bakın. Maşallah. Beyazın kardeşi eğer kalsaydı arkadaşlar, atmayı almasaydı şu anda neredeyse teke alma pozisyondaydı. Bir tanesi kanat attı şu anda. Bakın yükselmeye başladılar. Çünkü taklaya bindikçe yükseğe atıyorlar kendilerini. Taklaya bindikçe yükseğe atıyorlar arkadaşlar. Bakın zoomladım şu an. Çalışa çalışa geziyorlar bakın. Şu anda diyorlar yani sinekteler. Sinekteler şu anda arkadaşlar. Bizim tabirimizde sinek oldu derler. Yani çok küçük kaldı artık yükselmekte. Daha da gidiyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum telefon çekiyor mu şu anda ama şu anda sinek oldular. Daha da gidecekler. Kaybolana kadar gidiyorlar arkadaşlar. İnşallah çekebiliyordur. Siz de görebiliyordursunuz. Yani yüksek uçan kuşun akıbeti bu oluyor arkadaşlar. Bunu iyi takip etmeniz lazım. Bu tarz kuş uçuruyorsanız havadayken gözünüzü kırpmayacaksınız arkadaşlar. Sürekli bakacaksınız. Çünkü kuş acaba atmaca kovaladı, aldı mı, almadı mı, bir yere mi düşürdü? Eğer düşürdüyse nereye düşürdü? Oradan gidip alacaksın arkadaşlar.
şu an çok yüksek tutuyorlar. Alçaldıkları zaman devam ederiz arkadaşlar. Ben takip etmeye devam ediyorum. Evet, bu iki yavrumuz indi arkadaşlar. Yaklaşık bir 25 dakika, 30 dakika civarı uçtular. Yukarıda çalıştılar. Sabahın körü olmasına rağmen ağızlar açık kaldı. Şimdi diğer grubu kaldıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavrularımız da bu şekilde kaldırdım diğerlerini. Bunların içinde iki beyaz, bir Arap, bir de iki deve tüyü. Deve tüyü 4-5 tane vardı arkadaşlar. Atmaca temizledi. Deve tüyleri sıka girmek üzere. 2-2-3-3 dönüyorlar. Arap 3-4 dönüyor, 3-4 dönüyor. Neşeleri iyi yavrular falan. Bakın deve tüyü sıka giriyor neredeyse. Taklayı döne döne geziyor. Furkan bugün memleketine gidecek. Rize'ye gidecek. Deve tüyü taklayı döne döne geziyor arkadaşlar. Bayağı dolaştılar. Yani alçalınca çekiyorum çünkü yüksek uçtukları zaman arkadaşlar hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Ben önce gözle takip edebildiğim kadarını takip ediyorum. Onun dışında bir şey yapamıyorum. Şunların inişlerini de çekeceğim size. İnerken de takla dönmeye başladılar arkadaşlar. Kafa kaldırmaya başladılar. Yani perde alıyorlar diyeyim size. Aferin. Hepsi yerine bu şekilde indi arkadaşlar. Tabi sıcak. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar uçuyorlar. Yerlerine iniyorlar. Daha tam anlamıyla tüye girmediler. O yüzden ben de uçurmaya devam ediyorum aralıksız arkadaşlar. Eğer uçurmayı bırakırsam ağırlaşırlar ve uçamazlar. Sıkıntı olur. Sağlık durumları iyi. Sıkıntıları yok. Şimdi şuranın cutunu çektiğimiz zaman arkadaşlar tek tek kuşlara da ağırlık vermeye başlayacağım. Tek tek kuşlar yumurtladı. Dişi uçuruyordum, yumurtladı. Şimdi bu teli çektiğimiz zaman arkadaşlar hop cutunu da çekeceğim. Ondan sonra burayı iyice benimseyecekler. Sonra kuş teki aldığımızda cutu çekersek sıkıntı çıkar. Yerini değiştirebilir, yadırgayabilir. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Çok önemli konular hatta. Arkadaşlar buna da dün atmaca vurdu. Fakat alamadı. Şöyle kuyruğunun bir kısmını aldı. Gösteremiyorum da telefonda. Şöyle kuyruğunun bir kısmını götürdü arkadaşlar. Şu arka kısmını. Ama alamadı. Yani birini buna vurdu alamadı ama ötekini götürdü arkadaşlar. Bir tanesini götürdü buna vurdu alamadı. Hayvan korkudan hemen içeri kaçıyor bakın. Yani atmaca bayağı bir alıştı. Şimdi orada mineral kum yiyorlar. Hadi sen de git ya. Hadi. Sen de git ya. Güçlen hadi git. Hadi. Git hadi. Korkudan gitmiyor hayvan arkadaşlar. Uçmak istemiyor. Şunu da yavruyu da çıkarayım da. Hadi seni çıkarayım. Bu yavrumuz ürkek arkadaşlar. Bunu buraya yeni aldım. Bu yavrumuz Arap'la akkuyruk dişinin yavrusu.
Valla bu yavrudan çok ümitliyim arkadaşlar. Mesafe, metraj. Yani sizler de görürseniz, yani nasip olursa, atmaca almazsa, bunda mesafe, metrajda sıkıntı olmayacak. Yani uzun oynayan kuş dedikleri sınıfa girecek gibi. Benim kuşlar fazla uzun oynamıyorlar ama bu kuşun babası uzun oynayan bir kuş. Ali Rıza kardeşimden aldım. Onunla bir çalışmamız. Sırtı tozlu bir erkeğimiz var. Arap erkeğimiz. Onunla çalışma yaptık bunu arkadaşlar. Eğer onunla beraber tuttuysa, benim izlenimlerime göre ki tuttu fizik olarak, ben beğeniyorum kuşu. Bir tane de şimdi Arap tozlu, aynı babasına benzeyen beyaz arpaçalar, beyaz bir yavru verdi. Vallahi eğer olursa arkadaşlar, kuş izleyeceğiz diyeyim size. Uzun giden kuş izleyeceğiz yani. Olmazsa da artık eşi, ana babayı ayıracağız. Yapacak bir şey yok. İki tane yavru aldık zaten. Olmadı, ana babayı ayıracağız arkadaşlar. Bu işin de şeyi böyle, cilvesi böyle, sırrı böyle. Bunu da bir dışarı salalım. Şöyle bu yavrumuz da dışarıya alışsın arkadaşlar. Şöyle salalım. Orada abileriyle, kardeşleriyle yesin. Çok tedirgin duruyor bunlar. Dışarıyı görmedi pek arkadaşlar. Bakın. Hani ya dışarıdan kuş indirirsin ya. Bakın. O moddan çıkması lazım. Bir yem yese rahatlar da. İlle yuvaya gideceğim diye uğraşacak. Bir yem yese rahatlayacak kuş hayvan arkadaşlar. Şu tavuklar da dışarı çıkmış. Hayvanı tedirgin ediyor. Şöyle birkaç yeme vursa o rahatlayacak da, ondan sonra kafasına göre takılacak. Onu hemen bakın yuvaya. Bak. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.